Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tek tek uğraşmadan bir tepsi dolusu ev yapımı baklava tarifi hazırladım. Bu baklava tarifini herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Sizleri bekletmeden tarife geçiyorum. İyi seyirler. Uygun bir tabağın içerisine bir çay bardağı yoğurt alıyorum ve bir çay bardağı süt, 2 adet yumurta ve bir çay bardağı sıvı yağ bir yemek kaşığı limon suyu dilerseniz sirke de kullanabilirsiniz ve bir tutam tuz ilave ettikten sonra güzel bir şekilde çırpıyorum çırptıktan sonra hemen unumu ilave ediyorum toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ve bir e, paket kabartma tozu kullanıyorum o miktar herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Spatulamla güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra hemen elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu arada baklavalık un kullandım. Lütfen normal un kullanmayalım. Aksi takdirde açarken yırtılmalar olacaktır. Ve malzemelerimize yazık olacaktır. Un markası vermek istemedim. Eğer dilerseniz yorum kısımlarına bana sorup e, sorabilirsiniz. Oradan sizler için paylaşırım. Hamurumu tabağımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahın üzerinde yine güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Ne kadar güzel bir şekilde hamurunuzu yoğurursanız bir o kadar güzel açılacaktır. Yaklaşık 3 dakika boyunca güzel, pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurdum. Bu arada hamurun kıvamı çok sert olmamalı, çok aşırı derecede de yumuşak olmamalı. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Hamurumu silindir haline getiriyorum ve toplamda 29 parçaya kesiyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve küçük dahi olursa bir yorum bırakmayı unutmayın. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teker teker teşekkür ediyorum. E, yorumlarda bana fikirlerinizi sunabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok önemlidir. E, beze yapmaya geçiyorum. Bezelerimiz e, küçük olacaktır. Bir ceviz büyüklüğünde bezeler elde ediyorum. Beze yaparken lütfen pürüzsüz olmasına özen gösterelim. Bezelerimi yapıp bitirdikten sonra bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzerlerini kapatıyorum. İlk yaptığım bezeden açmaya başlayacağım. Yani hiç bekletmedim bu sürede. Sadece ilk yaptığınız bezelerden başlayabilirsiniz açmaya. Ve gördüğünüz şekilde nişastadan yardım alarak bezelerimi açmaya başlıyorum çok fazla büyük açmayacağım zaten bir pasta tabağından daha da küçük açıyorum bu arada buğday nişastası kullandım buğday nişastası bu tarifte kullanmanızı tavsiye ediyorum daha güzel bir sonuç alacaksınız Bütün bezelerimi bu şekilde açıyorum. Ve grup haline getiriyorum. Bezemi açtıktan sonra bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Açtığım bezeyi üzerine ilave ediyorum ve aynı şekilde bir yemek kaşığı nişasta ilave ederek tekrardan üçer grup haline getiriyorum. Bütün bezelerimi aynı bu şekilde aynı bu yöntemle hazırladım. Bu şekilde üzeri kapalı olacak şekilde bezelerimiz dinlenirken üçer grup halinde biz şerbetini yapalım. 5 su bardağı şeker kullanıyorum ve 5 su bardağı su kullanıyorum ve yarım limon suyu kullanıyorum. Hiç karıştırmadan öncelikle yüksek ateşte ilk kaynar kaynamaz orta ateşe getiriyorum ve sadece 25 dakika kaynatıyorum. Bakın köpük köpük olduğunda demek ki hazır altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum o sırada bezelerimiz dinlendi tabi ben şerbetini kaynatırken bir yandan da bezelerini açıyordum yani beklemedim o sürede ama 25 dakikanın sonunda mutlaka şerbetimizin altını kapatalım dinlenmiş bezelerimi hemen gördüğünüz şekilde bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Sonrasında bir oklava yardımıyla büyütmeye çalışıyorum. Büyütebildiğiniz kadar büyütelim. Ne kadar güzel böyle ince yaparsak bir o kadar baklavamız güzel olacaktır. Bu arada açarken çok fazla nişasta kullanmayın. Aksi takdirde baklavalarımız piştikten sonra nişasta tadı kalacaktır. Zaten bezelerimiz çok kolay bir şekilde açılıyor. Eğer gerekirse çok hafif bir şekilde nişasta serpebilirsiniz. Eğer oklavanıza yapışıyorsa ama yapışmıyorsa lütfen eklemeyelim. Bezeyi açarken ara sıra e, yan tarafa çeviriyorum ki her tarafı eşit bir şekilde açılsın. Hamurunuzu e, çok sert yapmadığınız sürece e, açımı hiç, sizleri hiç yormayacaktır. Bundan emin olun. Buraları biraz hızlandırarak sizlere göstermek istedim ki izlerken sıkılmayın. Bezemizi bu kadar açmamız yeterli. Bakın incecik oldu. Sanki tek bezeymiş gibi inceliği bu şekilde ve zaten gördüğünüz şekilde birbirinden ayrılıyor zaten pişerken e, kendi kendine ayrılacaktır hemen katlıyorum ve kenara alıyorum hepsini aynı bir şekilde aynı yöntemle açtıktan sonra üst üste getiriyorum ve artık tepsinin boyutuna kesmeye başlayacağım bu arada biraz hızlı çalışmamız gerekiyor çünkü hamur o kadar hassas ki kuruma yapabilir. Tepsimin boyutuna e, yapıyorum. Bu arada önemli püf noktası, özellikle bütün baklava tariflerini yaparken e, pencereleri ve kapıları kapalı tutuyoruz. Böylece hamurumuz kuru kalmıyor. Bakın, hepsi tek tek ayrılıyor. Ve aynı bu şekilde poşetin içerisine alıyorum. Asla hiçbir şekilde e, açık bırakmayalım. Ve artık tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bu arada 200 gram tereyağı erittim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Sade tereyağı kullandım. Dilerseniz normalde kullanabilirsiniz. Ama normal kullanırken e, üzerinde köpüğü alalım lütfen. Ve özellikle altında e, tortu kısmını da eklemeyelim. Gördüğünüz şekilde her katlama aşamasında yağımdan sürüyorum. Ve orta kısma geldikten sonra ceviz ilave ediyorum. Dilerseniz fıstık veya fındıkta kullanabilirsiniz. Tamamıyla isteğe bağlı. her yufkayı ilave ettikten sonra mutlaka yağlama aşamasını yapıyorum. Her ne kadar ince açsak da tek tek açılmış gibi olmayacaktır. Ve yan kısımlarından kalan hamurları da aynı şekilde gördüğünüz gibi yan kısımlarına gelecek şekilde yapıyorum. Ve aynı şekilde yağından sürüyorum. Her katına aynı işlemi uyguladım. Bu arada hatırlamışken bütün kullandığım malzemeler oda sıcaklığındaydı. Lütfen bu önemli püf noktaya atlamayalım. Ve son katını ilave ediyorum ve bu sefer yağ sürmüyorum. Bıçağın arka kısmında içe doğru yapalım, güzel bir şekilde düzgün bir şekilde pişsin ve artık baklavamızı kesiyorum. Kesme aşaması tamamıyla isteğe bağlı. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Klasik baklava kesimini yaptım ben. Keserken mutlaka elimizle bastıralım ki kalkma olmasın. Katlarında Baklavamızı kestikten sonra geri kalan yağımı üzerine sürüyorum. Ama bu arada e, lütfen e, altındaki tortuyu ilave etmeyelim. Ilave edersek yanık gibi e, üzerinde kalacaktır. Önceden ısıtılmış 170 derecede pişirmeyi gönderiyorum. Yaklaşık 1, 15, 1 saat 15 dakikamı aldı. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Oda sıcaklığında soğuyan şerbeti sıcak baklavanın üzerine döküyorum. Yani fırından çıkardıktan sonra sadece 2-3 dakika bekledim, öyle döktüm şerbetini. Şerbetini ilave ettikten sonra yaklaşık 45 dakika 1 saat arasında şerbetini çekecektir. Çok güzel bir baklava tarifi oldu. Mutlaka deneyin. İçerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Katlarını hepsini tek tek sayabilirsiniz. Katları e, hepsi tek tek ayrılıyor. Ben bugün sizler için çok kolay bir şekilde ev yapımı el açması baklava tarifi hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer tarifi beğendiyseniz beğeni vermeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben baklavamı sizlere sunarken ertesi güne beklemiştim. Hiçbir şekilde yumuşama yok. Bundan emin olabilirsiniz. Ve şerbetini de güzel bir şekilde çekti. Sizlere de bunu göstereyim. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar.